Japon denizinde su ısınıyor. Çin ve Rusya orduları Kuzey Etkileşim 2024 ortak tatbikatı düzenleyecek. Çin askeri komutanları hazırlıklar için Rusya'nın Vladivostok kentine gitti. Savaş uçakları havalandı, gökyüzünde sorti yaptı. Savaş gemileri Japon denizine indi. Çin ordusu Rus ordusuyla ortak tatbikatı hazırlanıyor. İki ülkenin donanma ve hava kuvvetleri bu ay Batı Pasifik'te Japon Denizi ile Ohotsk Denizi'nde ortak askeri tatbikata başlayacak. Kuzey Etkileşim 2024 adı verilen tatbikat kapsamında Çin askeri komutanları Y-20 tipi nakliye uçağıyla Rusya'nın Vladivostok kentine gitti. Burada Çin-Rusya ortak komuta karargahı kuruldu ve tatbikat hazırlıkları başladı. Çin ve Rus deniz filoları Pasifik Okyanusu'nda 5. ortak deniz devriyesini gerçekleştirecek. Ayrıca Çin donanması Rusya'nın Ocean 2024 stratejik tatbikatına katılacak. Simülasyon ve hedefli ön eğitim tatbikatları gerçekleştirilecek. Çin ve Rusya tatbikatlara katılmak üzere 10'dan fazla gemi ve 20 uçak gönderecek. Tatbikatın amacı iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirmek ve güvenlik tehditlerine karşı yanıt kabiliyetlerini güçlendirmek. Ortak devriyelere ne zaman başlanacağı bilgisi ise paylaşılmadı. Bölgedeki askeri hareketliliğin zamanlaması dikkat çekici. Çin ile Japonya arasında hava sahası ve karasuları ihlalleri nedeniyle kısa süre önce bölgede gerilim yaşandı. Japonya, Çin'i diplomatik kanallardan protesto etti.